Tanrının hayattan zevk almamızı istediğini anlamamız gerek ve dinlenmemiz gerek. Sadece vücudumuzu değil, aynı zamanda içimizi de dinlendirmeliyiz. Sürekli olarak endişe etmemeliyiz. Bazı soruların cevaplarını çözmeye ya da anlamadığımız her şeye bir sebep bulmaya çalışmayalım. Bir şeyleri anlamadınız ve kurtuldunuz çünkü Tanrı anlıyor ve biliyor. Amin. Amin. Bu suçluluk meselesi benim için gerçekten ama gerçekten zor. Ben itiraf etmenin gücünü öğrendim. Tanrı başkalarına iyilik edebilmeniz için bolluk ve bereket içinde yaşamanızı ister. O eskimiş, ölmüş, kurumuş dinin neden Hristiyan olan herkesin fakir, beş parasız ve acınası olmasını, sefil hislere boyun eğmesini istediğini anlamıyorum. Yani bu çok kötü. Tanrı ihtiyaçlarınızı zenginliğiyle Mesih İsa ile görkemli bir şekilde karşılar verin size verilecektir bastırılmış silkelenmiş ve taşmış bütün ondalıklarınızı ambara getirin göklerin kapılarını size açacağım üzerinize bereket yağdıracağım şimdi herkes zengin olacak demiyorum ama tanrının ihtiyacımız olanla buluşmamızı istediğini biliyorum evet. amin amin Bu dini düşünce yapısı beni o kadar çok kızdırıyor ki. Çünkü İsa'nın halkı sahip olsun diye öldüğü şeyi çalıyor. Hayatınızın tadını çıkarın. Hayatınızı suçluluk içinde ve küçük bir hata için kendinizi ayıplayarak geçirmeyin sakın. Mesih bu yüzden geldi. Hatalar yapabilirsiniz çünkü siz insanoğlusunuz. Her zaman her şeyi doğru yapamazsınız. Tanrı'nın sözlerini söylemenin gücünü öğrendim ben. Daha önceki öğretilerimden birinde kendime milyon kez söyledim. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu benim Dindar insanlar deli ediyor. Sen kimsin? Mesih sayesinde kısmını duymadın mı peki? Mesih sayesinde. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu benim. Kendi kendime değil bunu duymadın mı? Kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmelisiniz. Her şeyi doğru yapmıyorum. Evet. Ama Mesih için kim olduğumu biliyorum. Evet. Kim olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Günah işlediğim için çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ah, o kadar üzgünüm ki çünkü Tanrı'yı seviyorum. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. O benim ne yapacağımı biliyor zaten. Tanrı'yı şaşırtamazsınız. Ah, hayır böyle olacağını bilmiyordum demez. şunu düşünüyoruz. Bahse girelim Tanrı hayal kırıklığına uğradı. O biliyor zaten. Tanrı insanın kalbini görür. Tanrı ile olan ilişkinize derinden önem verirseniz haftada bir ya da iki gün tatil yapabilirsiniz. Ve ben burada Tanrı'nın sözlerini vaaz verirken beni dinliyorsunuz. Yani Tanrı kalbinizi görür. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın sözleri kalbinize ekildikten sonra şeytan gelir ve evet. onu çalmaya çalışır. Bunu yapmasının bir yolu var. Siz eve varmadan önce <laughs> park alanından çıkmaya çalışan birine sinirlenirsiniz. Hadi ama ya da dışarıda sevgisinin son kırıntısını da harcamış biri olarak masanızdakiyle kavga edersiniz. Bir kez masalarında birbiriyle kavga eden iki kadın gördüm. İkisi de sevgisinin son kırıntısını harcamıştı. İkisinin de buna ihtiyacı var dedim. Beden aptaldır. Hakkında tek söyleyebileceğiniz budur. Bu çok aptalca ama içimizde Tanrı'nın bilgeliği var. Size niçin minnettar olduğumu söyleyeyim. Kutsal Ruh'un mahkumiyeti için minnettar. Evet. Aman Tanrım. İnsanları incitiyorum ama bunun farkında bile değilim. Pekala. Şimdi değil yani birine saygısızlık ettiğimde, birine kötü yaklaştığımda, sinirli konuştuğumda bunu biliyorum. Ah Tanrım, üzgünüm. İhtiyacım varsa ondan özür dilerim. Bunu söylemekten korkmayın. Özür dilerim, hata yaptım. Bahane üretmeyin. Özür dilerim, hatalıydım değil. Bu sizi özgür kılar. Çok şey ifade eder. Söylemeye başladım. Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu benim ayrıldım ve kuzunun kanıyla kutsandım. Hiçbir silah işe yaramayacak. Beni suçlayan her dili suçlu çıkaracağım. Size bunların listesini vereceğim. Bu bir ev ödevi. Bunları yapın çünkü kapıdan çıkınca unutacaksınız. Hayal edemiyorum ama her gün yüksek sesle söylerseniz birine söylemek zorunda değilsiniz. Zaten anlamazlar. Bu sizi gururlu biri gibi gösterebilir. Bunlar kelimeler. Kelimelerin gücü vardır. Anladınız mı? kelimelerin gücü vardır. Onlardan ne kadar bahsederseniz o kadar inanmaya başlarsınız. Kelimeleri söyle dediğimde ben bir milyoner olacağım, bir şirketin başına geçeceğim demekten bahsetmiyorum. Bunu yapmıyorum. Tanrı'nın hakkınızda söylediklerini Söylemenizden bahsediyorum. Tanrı beni seviyor. Ben vaftiz edildim. Yetenekliyim. Ben özelim. Benden bir tane var. Ben bir kaza değilim. Tanrı beni kendi elleriyle yaptı. Her gün zaferden zafere koşuyorum. Kendimden hoşnudum. Kendimi seviyorum. Kendimden keyif alıyorum. Tanrı'nın istediği şekilde Yürüyorum, günahlarım affedildi. Tanrının benim için iyi bir planı var. Hayatımla çok büyük şeyler yapacağım. Ya bunlar sizi değiştirirse, yani gerçekten? Ya bunlar sizi değiştirmeye başlarsa, ne olacak? Evet. Muhtemelen burada bunu yapacak oldukça az insan var. Kaçınız kendi ağzınızla kendinize negatif şeyler söylüyor? Ben çok aptalım. Hiçbir şeyi doğru yapamam. Çok şişmanım. Ayaklarım çok büyük, burnum çok kemikli. Kendimden nefret ediyorum. Keşke böyle olmasaydım. Keşke, keşke, keşke. Başka biri olmayacaksınız. İçinize sıkıştınız. Bu yüzden nasıl seveceğinizi öğrenin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edip hayatınızın nasıl değişeceğini hayal edin. pastörünüzün karısı gibi olmaya çalışmayın. Evet. Ya da yan komşunuz gibi. Hikayelerimde anlatırım benle. Size yapmayın diyorum ama kendim yapıyorum. Dev gibi olmaya çalışıyorum. O rahattır ama ben hmm. <laughs> Dev önemsediğiniz her şeye cevap verir. Benim cevaplarım çözüm üretmeye yöneliktir. <laughs> Tanrı'ya şükür artık değiştim ama bakımıma onun kadar özen göstermiyorum. Muhtemelen asla göstermeyeceğim ama sorun değil. Neden sorun değil? Çünkü ben neyse moyum. Değişebileceğim kadar hızlı değişiyorum. Tanrı beni biliyor, kalbimi biliyor. Tanrı beni olduğum gibi de seviyor. Gerçek sevgi böyledir. Birini olduğu gibi sevmek. Çünkü şu an olduğu yere gelmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. <laughs> Dave'in huysuz kişiliğimden hoşlanmasına bayılıyorum. Biliyorum, değişmem gerek diyorum. O da hayır olmaz, asla değişme, lütfen değişme diyor. Onun eğlencesi gibi. <laughs> Dave'le tanıştığımızda annemin arabasını yıkıyordum. O da flört etmeye çalışıyordu. Dedi ki ey o arabayı yıkamayı bitirince benimkini de yıkar mısın? Ben de kendin yıka dedim. <laughs> Sonradan şunu düşündüğünü söyledi. Bana göre bir kız. Evet. Sonra... Evlenmek istedi. Bir eş için dua ediyordu. Tanrı'dan yardıma ihtiyacı olan birini istedi. <laughs> ve tanrı dualarına cevap verdi. Cevap verdi. <laughs> Onun için zor bir sınavdım. Bundan hoşlandığını söylemişti. <laughs> Eskiden olduğum gibi biri olmak istemiyordum. Sesimi sevmiyordum. Başka şeyleri de sevmiyordum. Benim saçlarım çok ince. Çok saçım olmadı. Zayıf değil ama bebek saçı gibi. Bu yüzden uzun saç istiyordum. Sarışın olmak istiyordum ama saçım kahverengiydi. Kilo almak isterdim. Her zaman bizde olmayan şeyleri isteriz. Bazen istediğimiz şeylere sahip olanlardan hoşlanmayız. kaçınız zayıf insanlardan nefret ediyor? zayıf bir insan saat beş olmuş yemek yemeyi unuttum deyince bu hoşunuza gitmiyor mu? Çocuklarımı unutabilirim ama yemek yemeyi asla. Bir de şu süper anneler vardır. Hani her şeyi yapabilirler. Resim yaparlar. Dikiş dikerler. Bahçeye bakarlar. Sebze yetiştirirler. Benim tek istediğim şeytanları azarlamak. Hadi ama. Bakın ne diyeceğim? Burada kendisiyle savaşmaktan yorulmuş insan var mı? Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama eğer bu bahsettiğim bölgenin uzağındaysanız bile kendinizle barışmanızın sizi ve hayatınızı ne kadar fazla değiştireceğini nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Joyce böyle kendimi nasıl sevebilirim? Çünkü büyüyorsunuz. Büyüyor ve değişiyorsunuz. Matta 5.48 açıklamalı kutsal kitapta der ki, bu sebepten mükemmel olmanız gerek. Ama daha sonra Açıklamalı kutsal kitap ne demek olduğunu açıklıyor. Zihninde ve karakterinde. Tanrısallığın tam olgunluğuna dönüşmek, büyümek, Tanrı'nın istediği gibi olmak istiyorsanız her gün biraz daha ona benzemeye çalışırsınız. Başarısız olursanız tekrar denersiniz. Tanrı hayatınıza bir şeyle ilgili iman getirince Tanrı ile hemfikirsiniz. Suçlu hissederseniz büyüyemezsiniz. Bunu anladınız mı acaba? Suçlu hissederseniz büyüyemezsiniz. <laughs> Paulus mükemmeliyetçilik baskısında olduğunu ama yine de hata yaptığını söylüyor. Pavlus hata yapardı. Filipililer 3.10.14 onu tanımak dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Eğer Mesih gibi olmak istiyorsanız acı çekmeniz gerekecek. Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum ama Mesih İsa'nın benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum. Kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Günahlarınızın bedeli ödendi. Sizin ödemenize gerek yok. Yapmanız gereken inanmak. Bunu onu anlamak ve büyümeyi bir adım öteye taşımak için kullanacağız. Büyümeye devam edeceksiniz. Kaçınız ben nasıl kurtarılmış olabilirim diye düşünüyor? Aman Tanrım. Kurtarılmış biri nasıl böyle davranır diyor musunuz? Yani çılgınca rüyalarım var. Arada bir rüya görüyorum ve uyanıp düşünüyorum. Ben gerçekten Hristiyan mıyım? <laughs> Paulus inanca adım atarak hatalarını unuttu. Hoşunuza gidecek bir şey okumak istiyorum. Suçluluk yolculuğu hikayesi. Yılın bu zamanında yolculuğa çıkmayı planlamamıştım. Ama kendimi çantamı toplarken buldum. Bu yolculuk hoş olmayacaktı, bunu biliyordum. Bundan bir şey çıkmayacaktı. Yıllık suçluluk yolculuğumdan bahsediyorum. Biletlerimi aldım. Keşke hava yolu şirketim olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çok kısa bir uçuştu. Bagajımı aldım. Kendim taşımak istedim. Olma ihtimali olan ama olmamış yüzlerce hatıra ağırlığındaydı. Pişmanlık Uluslararası Havaalanı'nda beni kimse karşılamadı. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu kasvetli ülkeye geliyor. Gördüğüm kadarıyla gideceğim otelde etkinlik düzenleneceğini fark ettim. Yıllık acıma partisi. Bu büyük sosyal etkinliği kaçırmayacaktım. Birçok şehirden temsilciler orada olacaktı. Önce böyle olmalıydı ailesi. Böyle olabilirdi. <laughs> sonra keşke ailesine sıra geliyor. Keşke yapmasaydım. Bundan sonra fırsatlar kaçmış ve kayıplar. <laughs> en büyük aile dünlere ait. Onlardan çok var. Her birinin paylaşacak oldukça üzücü bir hikayesi var. Sonra kırık hayaller hayatınızdaki şeylerin başarısızlığa uğramış olmasının onların hataları olduğunu gösteriyor. Hikayeler beni suçlamadan alkışlasa da elimden bir şey gelmiyor. <laughs> Bu hikayeyi istiyorsanız çevrem içi olarak suçluluk yolculuğu hikayesi yazın. Benim adımla yazıyor olacak. Sonra kırık hayaller kesinlikle bizi eğlendirmenin kendi suçları olduğunu gösteriyor. Hikayeyi kısaltmak gerekirse bu moral bozucu partiye gittim ve bunu yapmanın faydası olmayacağını biliyordum. Başarısızlıktan bahsettiğim tüm hikayelerdeki gibi hatalar geri geldi. Bu yolculuk ve onu izleyen acıma partisini iptal edebilecekken başıma gelmişti. Üzgün olmamalıydım. Orada olmak zorunda da değildim. Ama bir şey aklımda dönüp duruyordu. Yarını değiştiremem. Ama bugünü harika yapmak için gücüm var. Evet. Yarını değiştiremem ama bugünü harika yapmak için gücüm var mutlu olabilirim. Keyifli olabilirim. Hem cesaretli hem cesaret verici olabilirim. Anında pişmanlık şehrini terk ettim. Geride posta adresi bırakmadım. Geçmişteki hatalarımdan üzgün müyüm? Evet. Ama onları geri almanın bir yolu yok. Pişmanlık şehrine bir yolculuk yapacaksanız rezervasyonunuzu iptal edin. Yeniden başlama şehrine bir yolculuk yapın. Orayı o kadar sevdim ki kalıcı bir daire ediniyorum. Komşuları mahvettiğim kendim ve yeni başlangıçlar. Oraya büyük bir bavul götürmek zorunda değilsiniz. Oraya varınca omuzlarınızdaki yük kalkacaktır. Tanrı bu şehri bulmanızda yardımcı olsun. Siz onu bulabilirsiniz. O kalbinizin içinde. Oraya varınca lütfen yaşadığım sokağa da uğrayın. <laughs> İnanca bir adım atın. Şunları söylemekten korkmayın. Bu benim için olabilir miydi? Hata yapınca iki üç gün boyunca acınası mı olmalıyım? Affedilmeyi dileyip hayatıma devam edeyim mi? Hadi hadi. Bir süreliğine acınası olabilir miyim? Pek sayılmaz Okan'a inanıyorsanız tabi. Evet. Eski ahitin altında günahların üstü örtülebilir. Çirkin bir şeyin üstü örtüldüğünde hala orada olduğunu bilirsiniz. Size bir şekilde eziyet eder. Birinin onu göreceğinden korkarsınız. Ama eski ahitin altında günahlar artık üstü örtülü değildir, silinmiştir der. Geriye tortusu kalmaz. Boğaların kanı örtebilir ama Mesih'in kanı günahları temizler. Bütün tortuları ortadan kaldırır. Hepsi silinecektir. Anladınız mı? Eski ilahilerde suçluluk kalıntılarının hepsinin silindiğini anlatır. Ben sizin buradan yeni bir tavırla çıkmanızı istiyorum. Biliyorum yanlışlar yaptık, hatalar yaptım, hatalar yapmaya devam edeceğim. Ama ben Tanrı'yı seviyorum. Kendimle olan ilişkimi iyi tutacağım. Kendimle vakit geçirmekten keyif alacağım. Kendinizi daha çok sevdikçe başkaları da sizi sever. Amin. Amin. Ruhsal olgunluğa ulaşanlar, vakitlerini boşa harcamaz hata yaptıklarında tanrının suçluluk duygusunu hissetmezler